Selam herkese. Sonunda hava açtı abi. Baksana çiçek böcek ne güzel ya. Mis. Abi havalar açtığı zaman ben de çok mutlu oluyorum. İçimden böyle nefes açmak geliyor. Paketi daha şefkatli dağıtıyorum. Hatta o kadar şefkatli dağıtıyorum ki sevesim geliyor falan diyormuşum. Paketle adeta dans sevesim geliyor. Şimdi başlangıç kilometresini göstereyim. Abi 10.118 bugün başlangıç. Yakıt da bir diş kalmış. Evet, yakıtı fulledik. Yani 3.69 litrelik alınca 70 lira tuttu şu an abi. Evet, sabah sabah 70 lira yakıta verdik. Taşıtmatik arızalıymış. Her seferinde genelde buradaki Shell'den alıyorum. Arızalı olunca ben de başka şubeye gitmedim. Şimdi buradan alayım dedim. Cepten çıkmış oldu yani nakit akışı. Bu şekilde. Bu taşıtmatik olayında arkadaşlar %10 bir indirimiz vardı. Shell'le anlaşmalıydı Vigo'nun benzin olayında, ama onu da %2,5'a düşürdüler biliyorsunuz. Onun da bir anlamı kalmadı yani. Bir iki depo anca bir karımız oluyordu ay sonunda. Artık o da yok. Öyle bir değişiklik oldu. Bakalım gün sonunda kaç kilometre yapmışız. Böyle her gün atmayı düşünüyorum. Kas kamerası yok. Hani tam böyle yolu gösteremeyeceğiz ama paket hesaplamaları, gider hesaplamaları falan yaparız. Bir hafta bir deneyelim bakalım nasıl oluyormuş. Meraklısı var mı? Hani başlayacak arkadaşlar falan izler, takip ederler. Kaç paket ediyoruz? Kaç kilometre yapıyoruz? Bakalım ne olacak gün sonunda. Şu anda Süreyya Paşa'dayım arkadaşlar. Daha doğrusu depo Süreyya Paşa diye geçiyor ama Maltepe Belediyesi'nin hemen yanındayım yani, öyle söyleyeyim. Maltepe'de paket yoğunluğu güzel. Yani bu son zamanlarda artmış yani. Çünkü Ramazan'dan öncesine kadar 22-23 falan atıyordum ben yani kasmadan. Şimdi abi kasmadan 26-27 o civarlar atıyoruz. Derken velhasıl paketimiz geldi. Bir 10 dakika öncesinden giriş yaptım. Depoda bekliyordum. Starbucks'tan geldi abi. İdealtepe Starbucks. Bilenler bilir. Şimdi oraya kaçıyoruz. Hadi paketimizi almaya gidelim. Restoranda geldik. Şimdi panca alıyoruz. Bu panç olayı çok hassas bir konu gerçekten. Evet. Burada bir Vigocu kardeşimiz Abdülkadir. Ne yapıyorsun kanka? Şimdi abi böyle pançla girip çıkmaya dikkat ediyoruz Vigo grubu olarak. Çünkü Vigo çok, yani getir çok hassas bir konuda değil mi kanka? Temassız paket siparişi teslimatı istiyor. O şekilde biz de o şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Yazın denetimleri çok sık, değil mi? Getirin. Yani sağ operasyonda çalışan arkadaşlar çok sık denetim halinde bulunuyorlar. O yüzden şutlanmamak için dikkat edin abi. İkinci siparişe geldim. İptal olmuş. Boş boşuna gelmiş olduk buraya. Son 3-4 gündür abi minimum günde 2 tane falan iptalim oluyor. Çok fazla iptalle karşılaşıyoruz bu aralar. Hayra alamet değil bu. Yanlışlıkla sipariş vermiş. O nasıl oluyor abi ya? Yanlışlıkla sipariş verme olayı. Interesting. Abi şansa bak ya. Tam paketteyken lastik patladı ya. Abi dışarıdan baktığınızda hiçbir şey gözükmüyor ama yani herhalde ince bir çivi falan girdi galiba. Tam anlamadım. İndi şu anda, yaptırmaya geldik. Ulan şansa bak ya. Tam dün 10.000 kilometre yaptık diye video attık motorla. Bugün şansa lastik patladı. Neyse, nazara mı geldik? Ne olduk? Anlamadım, gitti vallahi ya. Arkadaşımız götürüyor motoru. Güle güle. Abi nazara geldik herhalde. Vallahi hiç denk gelmedim. Yani 10.000 kilometre yaptık falan filan diye video attık, patladık yani. Neyse. En azından şey yapmadık yani, düşmedik. Sıkıntı olmadı. Ulan gidişinde bir sıkıntı vardı. Böyle bir motor yalpalıyor, tamam mı? Sağa sola dönerken falan böyle bir, ya kendi kendine böyle bir atıyor gibi böyle bir sallıyordu yani. Bir bakayım şuna dedim. Bir baktım inmiş abi lastik. Ondan sonra dedim getireyim bari. Meşgule aldık. 1,5 saat falan ya da 2 saat civarı buradayız yani. 2 saatimizden olduk gene. Abi neyse, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok yani. Böyle olacağı varmış demek ki.
en kötü kazamız bu şekilde olsun. Benim ve motor kullanan diğer kardeşlerimin yani. Düşmeden kazasız belasız böyle. Olacak şeyler bunlar olabilir yani ama hiç dikkat etmedim ya. Hiç böyle çukur mukur hiç nasıl oldu ya anlamadım vallahi. Evet, sıfır an lastik gene taktık arkadaşlar. Sıfır lastik takmak zorunda kaldık. Abi şöyle göstereyim size. 525 lira işçilikle birlikte toplamda 684 lira girdi bize. Ya fitil atacaklardı. Bıçak kesiği gibi bir kesik var abi dedi arkadaş. Yani biri mi kesti ne yaptı onu anlamış değilim vallahi yani. Bir de ufak bir parça çıkmış içinden ekstra. O yüzden değişmesi lazım falan dediler işte. 684 lira. Güne gülerek başlayıp hüzünle bitireceğiz galiba yani. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok abi. Bugün 684 liradan olmuş olduk yani. 70 lirada sabah cebimizden benzin attık. 700 lira civarı, 720 lira civarı giderimiz oldu. Daha yemek yiyeceğiz falan filan yani. İşte aksilikler geldi mi böyle geliyor. Abi bundan sonra ekstra dikkat edeceğim. Ekstra dikkat edeceğim. Yoksa böyle 500 500 600 600 işin içinden çıkamayız yani. Ayda bir kere patlasa sıkıntı. 3 ayda bir kere oldu sadece. Ama nasıl oldu anlamadım yani harbiden. 1,5 saat meşgulde kalmıştık. Şimdi gene müsait alacağım kendimi. Depoya geldim. Hem 1,5 saatimizden oldu hem de böyle işte. Neyse sıkmayalım canımızı falan. Evet, vukuatlı bir günün ardından sonunda eve geldik. 20 paketle bugünü bitirdik abi. Bütün hepsini detaylı şekilde yazdım buraya. Birazdan göstereceğim size. Bakalım ne gelmiş, ne gitmiş, ne girmiş. Bir kontrol edelim bakalım. Abi şimdi yazdım buraya. Bugün ayın 20'si bu arada. Kanalımın da şöyle ufacık bir reklamını yapayım. Lan ya. Neyse abi bak şimdi. Bugün 12 saat çalıştık. 30 35 TL'den hesaplanıyor ama 5 TL uyum primi olduğu için hesaplarken 30 TL'den hesaplıyoruz saat ücreti. 12 saat saatlik 30'dan 160 lira. 20 paket attık. 8 TL'den 160 lira. Toplam 520 lira kılçıksız normalde kazancımız. Bunun %18'ini ya da %20'sini diyeyim vergi olarak düştüğümüzde 93 lira. Yani toplamda bizim cebimize kalan para 427 lira. Şimdi giderler. Abi lastik patladı. 684 lira gitti. İşte yemek 57 lira. İşte yakıt cebimizden gitti. Taşıtmatik sıkıntılı olduğu için. 70 lira. Toplamda 811 lira abi. Bugün benim cebimden para çıkmış. Bak 811 bugün. Sonra bak hatta göstereyim size. Fişler de burada yani. Yemek parası şu. Bu yakıt. Burada da bugün harcadığımız şey var. Lastik bedeli falan filan neyse. Yani bu toplam giderlerimizden 811 liradan kazancımıza düştüğümüz zaman 384 lira bugün benim zararım olmuş oluyor. Bu zararı önümüzdeki hafta izin kullanmadan çalışacağım. İzinsiz çalışıp o şekilde oradan çıkartmayı düşünüyorum. Ya bunu böyle bu şekilde her gün hani yapmayı düşünüyorum. Böyle 1-2 hafta deneyelim bakalım hani. Merak eden arkadaşlar olur belki izlerler. Güzel bir muhabbet ortamı olur yani hani. Çok da şey bir olay değil yani böyle. Üzerinde durulacak bir konu değil de hani eğlence olsun. Sonuçta kanal açtık. Ufak çaplı böyle bir kitlemiz olsun falan filan yani işte anlayacağınız. Talihsiz bir günde abi işte lastik patlayınca paket de atamadık. Bir de ekstra bir video daha yaptım bugün bir Batuhan'la görüştük attım onu da. Falan. İşte biraz bir zaman kaybımız da oldu ama gene 20 tane attık yani ya bu patlamasa lastik yemek molamı kullanmasa mesela veya Batuhan'la şey röportajı yapmasaydık falan filan demek ki belki de 28 falan civarı atacaktım yani. Neyse bu şekilde dostlar kendinize iyi bakın yarın görüşmek üzere.